Merhaba arkadaşlar. Bugün gönül arkadaşımın sergisine geldim. Sergi çok ilginç bir sergi. Size gezdireceğim zaten. Bar arıları var, petekler. İlginç bir şey yani. Daha doğrusu kendisi çok iyi bir sanatçıdır. O kendi gözüyle, sanatçı gözüyle, kendi dünyasıyla çok güzel bir şeyler yaratmış burada. Evet. Gönülcüm, bu serginin amacı ne? Çok güzel bir amacı var. Her şeyden önce onu anlatayım. Amacı ne? Serginin adı Bitopya. Yani adı zaten çok ilginç. Evet, evet. Ve arıları referans alarak yeni bir dünya üzerine önermek istiyor. Aslında bir sistem eleştirisi. Sürekli tüketerek yaşadığımız bu dünyada doğayı ve gezegenimizde tüketiyoruz. Daha güzel nasıl yaşarız, daha gezegeni hayatta kalmasını sağlayabilmek için neler yaparız üzerine yaptığım işler bunlar. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Biz bunları şimdi tek tek görmek istiyorum ve tek tek de bana anlatmanı istiyorum. Şunlar şey mi? Bu işler yapımına şahit olduğunuz öyle gibi. Aslında yapay zeka tarafından üretilmiş işler. Ben yapay zekaya çeşitli kelimeler verdim birbirine karıştırarak. İşte iklim değişikliği, fabrika atığı, tarım, pestisit, arı, ekoloji vesaire, yabani çiçekler gibi bir sürü kelimeleri bir araya getirerek farklı gruplarda yapay zekaya verdim. Yapay zeka bana bu şeyleri üretti, bu görselleri üretti. Daha sonra yapay zekanın ürettiği bu görselleri baskı yaptım ve üzerlerine de enkaustik denen bir teknikle müdahalede bulundum. Enkaustik tekniği... Arkadaşlar ben size bu resimleri böyle tek tek göstermek istiyorum. Çok ilginç resimler var. Bunları arkadaşım kurguladı, hazırladı. Arılar olmazsa dünyada olmaz. Dünyanın sonu arılar bitince gelecek diye konuşuluyor. Gerçekten ben de buna inanıyorum. Arkadaşlar bunları hazırlamak için sabahlara kadar çalıştık. Tabii arkadaşımız başımızda, Gönül bizi denetleyerekten, çok da titizdir kendisi. Bayağı bir yap boz yaptık. Yeniden olmadı. Tekrar düzelttik. İşte sonuç ortada. Harika şeyler çıktı. Turuncu çizimlerle koyu bir şey. Manton vardı. Arkası loştu. Evet. Canım arkadaşım. Şunu çok merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar böyle gördüğünüz sanki beyaz bir pano gibi görüyorsunuz ama öyle değil. Evet Gönül, ne bunlar? Bunlar aslında tek tekler. Şöyle bildiğin gibi beraber yaptık. Aa, çıkıyorlardı. Evet beraber. Evet, ben bunları verniklemiştim. Evet. Arıların gezegenin geleceği için arıların yaşamasına ihtiyacımız var. Arıların yaşaması için de bizim bireysel olarak yapabileceğimiz, bireysel katkı olarak hepimizin bahçesine, balkonuna bir adet yabani çiçek, bir de bir arı evi koymak. Doğada bal yapan arıların yanı sıra yaklaşık 240 çeşitten fazla da
tek başına yaşayan böyle 3-5 kişilik gruplar halinde değil yaşayan. Şimdi biz onlara yabani arı diyoruz. Bu yabani, yabani arı değil. Mesela dünya güzeli bir bumblebee var. O tüylü olan minik olan. Aa evet, resimlerini görüyorum. Onlar şey yapmıyorlar. Onlar bal yapmıyorlar ama polenleşiyorlar. Bizim için önemli olan bu. Polen taşıyorlar. Onların da böyle küçük yuvalara ihtiyaçları var. Bulaşırken. Bunlar onun için, bunlar minik arı evleri. Tamam o bireysel, zaman. Bireysel arı otelleri. Şey, rica etsem bana birkaç tane verir misin bahçeme? Tabii ki. Derhal. Gelirler mi? Girerler mi buraya? Evet, girerler evet, değil mi? Evet. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, şöyle yakından görelim. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl ara şeyleri çıkıyor. Bu sarkık olanlar da bal damlası mı? Evet. Allah'ım ne kadar güzel. Biz de yapalım onları. Cam, evet arkadaşlar, gördüğünüz bu sarkık damlalar. Sanatçısının sevgili Mehmet Kömürcü ile beraber yaptık. Bunlar hepsi cam, camdan yapılı. Çok güzeller. Gerçekten damlacıklar. Evet arkadaşlar, böyle bir bal petekleri var. Gerçekten uzaktan baktığınız zaman kocaman kocaman ballar var. Sanki böyle ballar akacakmış gibi. Bu insanlar da herhalde balları üreten insanlar. İnsan arı arasındaki ilişkiyi anlatıyor anladığım kadarıyla. Böyle bir görsellik var. Bu insancıkları arkadaşın tek tek kendisi kalıplara dökerek yaptı. Keza bu bal peteklerini. Hepsini yapım aşamasına şahit oldum. O yüzden çok böyle bir değişik bir mutluluk duyuyorum. Burada küçücük küçücük insanlar var. Bu cam kürelerin içinde yabani çiçekler, otlar, bitkiler var. Size bunları sizlerle tek tek paylaşmak istedim. Bunun da bir anlamı var. Bunları sanatçı bunlara bir şey anlatmak istemiş. Evet Gönülcüğüm, bunu bize anlatır mısın? Ben çekimi az önce yaptım. Bu işin adı Survival Kit. Bir ecza dolabından yola çıktım. Bildiğiniz gibi arılar öldüğü zaman gezegenimizde hayat son buluyor. Son bulmasa bile çok sarsılıyor. Ve arıların yaşaması için yabani çiçeklere ihtiyaçları var. Polenleme yapabilmesi için. Biraz da esprili olarak bu görmüş küplerin hepsinin içinde şey var, yabani çiçekler var. Hani dünya bir gün son bulduğunda onu kırıp o yabani çiçeği tekrar... Arı mı kırsın onu yoksa biz kıralım. Yabani çiçekleri çıkartacağız ve şey yapacağız. Ve araya böyle bir esprili bir şeydi, evet. kattınız. Evet. Evet, çok güzel. Yani gerçekten şey olarak, kurgu olarak çok güzel kurgulanmış, çok evet. Beğendim. Elinize, yüreğinize sağlık. İnşallah bundan sonraki sergilere. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.